Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel böyle sizlerle beraberiz. Uzun süredir aradığım kulaklığı en sonunda buldum. Uzun süredir aradığım derken normalde JBL 500 BT diye bir kulaklığım vardı. JBL'in kablosuz kulaklık yine. Ancak çok memnun değildim ve en sonunda şans bu sol kulaklık arıza yaptı. Çalışmıyordu. Tabii garantisi devam ettiği için gittim değişim talep ettim. Değişim ve fiyat iadesi çıktı. Tabii fiyat iadesi de çıkınca ben direkt paramı geri aldım. Vermiş olduğum paramı. Çünkü kulaklıktan da çok memnun değildim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ondan sonra uzun araştırmalarım sonucunda Soundcore, Anker'in Soundcore bu Life Q10 kulaklığını buldum. Genel olarak yorumlara baktım. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani kullananların hepsi çok memnun. Ve genel olarak kulaklığın özelliklerine baktığınızda 60 saat bir şarj ömrü var. 5 dakika şarj ediyorsunuz, 5 saat şarjı gidiyor. Ondan sonra Type-C var. Bluetooth şöyle söyleyeyim, 5.0 destekliyor arkadaşlar. Ekstra bas isterseniz ekstra bas için bir tuşu var. Ancak kullananlar şunu söylüyor. Aslında o tuş için bir gereklilik söz konusu değil. Zaten kulaklığın bası çok iyi. Çok daha üst kalitede bas istediğiniz o tuşa da bastığınızda çok daha üst seviyede bir kalitede bas alıyorsunuz diyorlar. Ancak genel olarak bası kulaklığın çok iyi ve şurada görüyorsunuz 10 milyon kullanıcı arkadaşlar. Anker'in kulaklıklarını ben de araştırdım. Gerçekten çok iyi bir yorumlar. Ondan sonra kullandıkları teknoloji, işlemci teknolojisi falan çok iyi. Kulaklığı açıp sizlerle beraber bakalım. Şuradan. Üstündeki jiletini hemen alıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu ben internet üzerinden aldım. Anker'in kendi yetkili satıcısını aldım. Kargosu çok güzel geldi arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Balonlu naylonla sarmışlardı. Ayrıca bir kutu daha içine koymuşlardı. Ve çok güzel bir şekilde paketlenmişti. Bu sayede kulaklık dış, özellikle internetten aldığınızda bu dış kutular bakıyorsunuz zedeleniyor, şey oluyor. Kesinlikle dış kutuda bir zedelenme yok. Bakın şurayı da göstereyim size. Yine ses kalitesinden bahsediyor. Yüksek bas teknolojisinden bahsediyor. Bunun yanında zaten anlatmış olduğum şeyler. Hemen bakalım. Kulaklığımızı çıkaralım şu şekilde. Bu kullanım kılavuzu arkadaşlar. Şunu şöyle bırakalım. Normalde Türkçe kullanım kılavuzu da çıkması gerekiyor. Yere düşürmüşsünüz. Onu da alayım size göstereyim. Arkadaşlar bu da Türkçe kullanım kılavuzu. Evet, ufak bir Türkçe kullanım kılavuzu da var. Bunun haricinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi AUX kablosu da geliyor çift taraflı. Bu sayede şarjınız olmasa da ya da direkt bilgisayarınızda oyun vesaire oynadığınızda bu şekilde direkt kabloyla da bağlayabilirsiniz. Şöyle şarj etmemiz için güzel bir Type-C şarj kablosu göndermişler. Onu da şöyle bırakıyoruz. Arkadaşlar şunu kesinlikle söylemem gerekiyor ki tek kelimeyle harika bir görünüm şu anda söz konusu. Şöyle çıkaralım. Yani şöyle elinize aldığınızda zaten materyalin kalitesini görüyorsunuz. Böyle hissediyorsunuz. Şöyle ooo çok güzel. Bakın süngerler hafızalı dedikleri süngerlerden. Şöyle görüyorsunuz. Bu da uzun süreli kullanımlarda kesinlikle kulağınızı rahatsız etmeyecek bir sistem demek oluyor. Şöyle çok şık bir tasarımı var. Ya tabii ki kulak üstü kulaklıklar genel olarak biraz hantal ve kaba duruyor. Bu hepsinde söz konusu. Ama genel olarak şık bir tasarım var bu kulaklıkta. Memnun kalacaksınız. Bakın çok çok kaliteli. Şu esneme payı falan çok iyi. Şurada tepesinde de aynı şekilde
yumuşak süngerimsi bir doku var. Bakın. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Direkt şeklini alıyor elinizin. Bakın, girişlerimiz burada. Type-C girişimiz, AUX girişimiz. Bunun yanında aç kapa. Sesi yükselt, kısalt. Aynı zamanda burada parça değiştirme de yapabiliyorsunuz. Ve yüksek bas için tuşumuz mevcut. Arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Ve henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı ihmal etmeyin.